Halkçıtv.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, yine çok özel bir haberle karşınızdayız. Efendim, bu seferki haberimiz Cumhuriyet Halk Partisi il binasının, ilin daha doğrusu il başkanlığının geçen yıl yapmış olduğu bir borç. 431 bin liralık bir borç. Bu bir firma efendim, tamamıyla reklam ve tanıtım afişlerini hazırlayan, yapan bir firma. Ve bu firmanın da yetkilisi Sayın Hülya Hanım. Hülya Hanım, bu geçen yıl Hülya Çavuş Beydaş hanımefendi firması olarak partinin bütün tanıtım, reklam, afiş, giydirme işlerini yapmış, araç giydirme işlerini yapmış olan bir firma ve bunun karşılığında da 431 bin lira gibi bir alacak çıkıyor, bir faturalandırılıyor ve bu parayla ilgili ödemeler yapılmayınca da Hülya Hanım'ın efendim evine ve arabasına hacizler geliyor, mağdur oluyor. Hülya Hanım da çareyi Sayın Kılıçdaroğlu'na gitmekte buluyor. Çünkü Hülya Hanım hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemşerisi hem de kayınpederi Kılıçdaroğlu'nun liseden okul arkadaşı. O izcilik ile ilgili resimleri de var. İzci kıyafetleriyle resim çektirmişler. Sayın Kılıçdaroğlu'na gidiyor gayet iyi niyetinle. Benim diyor efendim böyle bir alacağım var. Mağdur oldum. Ve bu alacağımı bir türlü Antalya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan alamıyorum. İşleri onlara yapmış idim. Faturam da bu. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir alacak var mı yok mu araştırıyor. Dönemin il başkanı Sayın Cavit Arı'yı arıyor ve Cavit Arı'ya soruyor. Böyle bir borç var mıdır? Böyle bir işler yapılmış mıdır? Sayın Cavit Arı da evet efendim böyle bir borç vardır, doğrudur deyip onaylıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da en kısa zamanda bu borcu halledeceğini, üzülmemesi gerektiğini ve bu sorunu çözeceğiz diyor. Arkada görmüş olduğunuz resimler var. Bu resimlerde de Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Bu görüştüğü yerde efendim Sayın Hülya Hanım'ın Ankara Havaalanı, Esenboğa Havaalanı'nda görüşüyorlar. Ama ondan önce yine İzmir'de Tunceliler Gecesi'nde bir görüşüyorlar. Ondan yine önce Antalya'da bir 5 yıldızlı otelde Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret ettiğinde orada da görüşüyorlar. Bu 3 görüşmenin sonucu ne oldu? Ödemeler yapıldı mı? Yapılmadı mı? Bu sıkıntı giderilip giderilmediğini şimdi telefonla Sayın Hülya Hanım'ı arıyor ve kendisine soruyoruz. Evet. Hülya Hanım. Evet. Merhabalar, ben Halkçı TV Haber Koordinatörü Cevdet Dönmez. Nasılsınız? İyiyiz biz de. Hülya Hanım, şimdi sizinle ilgili bir haber var, bir konu var. Sizin ilden alacağınız bir para var, 431 bin lira kadar. Bu parayla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüğünüz ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu ödemeyi çözeceğini söylemiş. Bunu çözdüler mi? Nedir durum? Onu öğrenmek istiyoruz. Hayır, çözülemedi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu size Ankara Esenboğa Havaalanı'nda söz vermiş, ben bunu çözeceğim, 431 bin lirayı size halledeceğiz, ödenecek demiş. Ama hala bu saate kadar herhangi bir ödeme yapılmadı mı efendim? Hayır, herhangi bir ödeme yapılmadı. Olay, hukuki işlemler başladı bununla ilgili o yüzden. Yani icraya mı verdiniz Cumhuriyet Halk Partisi? Ne o şekilde ve ödemeyi alabilmek için siz de çok ciddi bir şekilde bu rakamla ilgili mağdur olduğunuz söyleniyor. Evinize arabanıza haciz geldiği söyleniyor. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Peki efendim. Şu anda yetkililer, Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri size ne diyor bu parayla ilgili, ödemeyle ilgili? Yapacağız mı veyahut da yapılmayacak mı bu konuyla? Bu sonuçta sizin yasal hakkınız bu ödeme. Evet, doğru. Karşılığında iş yaptınız. Bir iş yapıldı, evet. Bununla ilgili şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı kasasında para olmadığı için bu kadar yüklü bir rakamı ödeyemeyecek. Yani buna güçlerinin olmadığını, bunun için ondan dolayı bir şey yapılamadığı konusunda bilgi veriyor bana. Ama biliyorsunuz ki takdir edersiniz 2014 Mart seçimlerinde olan bir iş bu. Yani Ocak ayında başlanan çalışmalar bir seneye aşkın bir süre olduğu için biz artık ilk işleme bir gelişme kaydedilemediği için başlattık. Evet. Niyetli olduklarını söylüyorlar fakat kasada para olmadığı için o paranın Antalya İl Başkanlığı'nın gücünü açtığını
Genel merkez tabii. Genel merkezde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun siz hem hemşerisisiniz. Gördüğümüz fotoğraflar var. Kayınpederinizin bir resmi var. Paylaşmışsınız Face'de de. Hemşerisi olmanıza rağmen size bu para ödenecek sözünü de vermesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü yerine getirmemesi sizi üzdü mü? Tabii ki üzüldü. Yani ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetli olduğunu düşünüyorum aslında. Bu anlamda niyetiyle ilgili herhangi bir şeye katılmadım ama herhangi bir gelişme sonrasında herhangi bir muhatap ve gelişme bulunamadığı için evet. Tabii ki üzgünüm yani. Tabii. Evet, size Bilgim yok, evet. Size bir yıl oldu, bu sözü verdi, söz verdi, havaalanında söz vermiş, Tunceliler Derneği'nde görüşmüşsünüz İzmir'de, Antalya'da keza yine görüşmüşsünüz ama üç görüşmenin sonucunda size herhangi bir sonuç elde edememiş Sayın Kılıçdaroğlu da gördüğüm kadarıyla. Peki, şimdi sevgili izleyicilerimiz de merak ederler. Siz ne yaptınız, ne iş karşılığı onu da açıklarsanız biz biliyoruz ama bildiğim kadarıyla afişlerle ilgili çalışmanız, reklam firmasısınız. Bununla ilgili çalışmalar yaptınız. Alacak da oradan doğdu. Doğru mu efendim? Şöyle bir mağduriyet vardı. Bu esnafız tabii ki. Biz Mart 2014 yerel seçimlerinde reklam kampanyasıyla ilgili gerekli olan reklam materyallerinin imalatlarına ve montajlarına yapan firmayız. Evet. Yani bunlar şu araç giydirmeleri 19 tane ilçede yani Gazpaşa'ya kadar, Demre'ye kadar, Korkuteli, Elmalı dahil olmak üzere bütün bu ilçelerdeki bütün seçim ofislerinin araç giydirmeleri, kaplamaları, pankartlar, sinemalar. Bunları gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Evet, çok güzel. Yardım ettikleri. Zaten faturada benim detaylı yaptığım işlerle ilgili faturada bilgi var. Peki efendim sizin bu çalışmalarınızı yaparken belediyelere, ilçelere, her partinin belediyesine çalışıyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla burada en büyük alacak da böyle ilden kaynaklanmış. Biz haberi hazırlayacağız. Onu söyleyeyim size. Haberi hazırlayacağız. Evet. Sunacağız. Çünkü sizinle birlikte hareket eden, bize bilgi aktaran Sayın Yücel Tuzcuoğlu da olduğu için haberimizin içerisinde o da olayları yaşayan birisi. Evet. O yüzden biz evet o yüzden ondan ondan haberi yayınlama iznini aldık. O yüzden o bu haberi o şekilde o da yaşayan biri olduğu için yayınlayıp bu bilgiyi aktaracağız. Herkesle paylaşacağız. Bilginiz olsun efendim. Anladım Cevdet Bey. Teşekkür ediyorum. Yani habercilik hakkımız bir şey diyemeyiz o noktada. Çok tabii çok teşekkür. Siz de mağdursunuz. En azından sizi bir iş yerini, çalışanlarınızı ve sizi mağdur eden bir siyasi parti var karşımızda. Ve bu siyasi parti de bugün vaatlerde bulunuyor. Şunu vereceğim, bunu vereceğim diyor. Ama hali hazırda gördüğünüz gibi size olan borçlarını ödeyemeyen bir siyasi parti yarın vatandaşa bu vaatlerini nasıl yerine getirecek? Biz bunları da merak ediyoruz. Türk milleti adına bu seçimlerde yaklaşıyor. Ülkemiz adına bu haberciliği yapıp bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Siz de bize yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok günler. Sağ olun. Diyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, izlediniz. Hep beraber bu konuda bizler de tabii yorumlarımızı en doğru şekilde yapmaya, haberimizi de en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Sayın Semih Esen'i de aradık telefonla. Ve Semih Esen'e de hani biz yanlış bir şey yapmayalım, bir haberimizi de böyle bir sorun var. Nedir bu işin doğruluğu, bu ödemedeki anlaşmazlık veyahut da bu ödemeyi siz niye ödemiyorsunuz diye bakın Semih Esen neler söyledi. Efendim. Cevdet Bey, Halkı TV Başkanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun Cevdet Bey, siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Başkanım, ben sizi bir haberle ilgili aradım. Bu ilinde bir borcu olan bir haber. Ben karşı taraflı bir kişi hanımefendiyle görüştüm. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili olan görüşmelerini de kayda aldık. Kim haberi, o hanımefendi? Tuya Reklam Hülya Hanım.
Biz onlarla gayet şık bir şekilde, nezaket çerçevesinde oturduk, konuştuk. Evet, doğrudur. Bu konuyu şu doğrudur. An gündemlerinde tuttuklarını sanmıyorum ama. Bakın onlar tutmuyor gündemlerinde. Haberci olarak biz tutuyoruz. Haberci olarak iddiaya vermişler İBİ'de. Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmeleri var. Görüşmelerindeki sonuçlar tabii, var. Sayın Kılıçdaroğlu söz vermiş ama sözlerini tutmamış. Sonuçta bununla ilgili ben de tabii ki yansız ve tarafsız olarak haber yapıyorum. Haberciyim. Sayın Kılıçdaroğlu sözünü bu kişiye, hanımefendiye tutmamış ama bugün seçim zamanı, vaatlerde bulunuyor. Nasıl sözlerini tutacak diye biz de soruyoruz. Siz de yabancı değilsiniz. Bizim işimizden birisisiniz. Evet. Dolayısıyla beni en iyi anlayacak kişisiniz siz. Söyleyeyim yani, ben bu konularla ilgili hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Beni bağışlamanızı yok, istiyorum. Hayır, yani en azından sizden bilgi almadan girmeyin istedim. Vallahi bence girmeyin. Benden de şey yapmayın ama şu dönemde şimdi 37-36 gün kaldı. Açık söyleyeyim yani, ben bu konularla ilgili hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Vallahi bence girmeyin. Benden de şey yapmayın ama dediğim gibi ben şu anda ne partinin hem il olarak hem genel merkez olarak böyle konularla değil de bunlar hallolabilecek konular. Bunlar hallolacaktı zaten. Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir parti. Söylediğim tek şey şu, partimiz sadece şu anda projeleriyle gündemde olsun istiyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Sayın İl Başkanı Semih Esen'in de telefon konuşmalarını dinledik. Sayın Esen bu konuyla ilgili çok fazla haber yapmamızı istiyor, seçimdir diyor. Fakat tabii ki biz habercilik anlayışımız ve halkı bilgilendirme anlayışımız, doğruyu göstermek adına biz haberimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Semih Esen İl Başkanı olduğu günden beri Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan, mücadele eden gayet de başarılı bir il başkanı. O yüzden kendisine de teşekkür ediyoruz vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Resimlerde de Sayın Hülya Hanım'ın görüntülerini izliyorsunuz sevgili seyirciler. Ben ciddi anlamda çok üzüldüm. Koskoca bir genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu, 431 bin lira bir borç var Antalya ilde. Reklamlarını yapmış, afişlerini yapmış hanımefendi. İcra yaşamış, haciz yaşamış kendine, arabalarına, evine haciz gelmiş bu paradan dolayı. Tabii ki sonuçta karşıdan ürün alıyor, yapıyor, işçisine maaş ödüyor, malzeme parası veriyor. Ama ciddi bir para, yarım milyar yani bu para. Defalarca kez bakın Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri var, kendisini anlatıyor ve telefonda da teyit etti. Evet, görüştüklerini, bu parayı ödeyeceğini, çözeceğini söylemiş. Hatta Kılıçdaroğlu'na bir resim daha getirmiş. Kayınpederinin resmi izci yanında da yine Kılıçdaroğlu. Bunu da vermişler. Memnun olmuş Sayın Kılıçdaroğlu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen bu paranın ödenmesiyle ilgili Hülya Hanım'a yardımcı olmamış. Hak edilmiş bir para, icraya da vermişler. Yasal bir para, yani illegal bir para değil. Yapmış, işinin karşılığı, faturası da var. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu borcu kabul ediyor. Evet diyor, bizim böyle bir borcumuz var diyor. Yok değil diyor. Olmasına rağmen yardımcı olunmamış. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir sözü tutmamış. Şimdi ben size soruyorum. Burada. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu milletimize vaatlerde bulunuyor. 720 lira maaş bağlayacağım. Askeri ücreti 1500 lira yapacağım. Emeklilerimize maaşına zam yapacağım. Emeklilerimize yine ikramiyeler vereceğim diyor. Nasıl tutacak bu sözleri? Daha partisinin 430 bin lira olan Antalya Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığının reklam işleriyle ilgili seçimlerde, belediye seçimlerinde harcanan paranın geçen yıl olan 431 bin lirayı ödemiyor. Ödeyeceğiz, halledeceğiz demesine rağmen. Dinlediniz Hülya Hanım'ı. Kime inanacağız, kime güveneceğiz, kime oy vereceğiz? Şu anda ben de inanın sizler kadar şaşkınım. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.